Cümleten selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim. Hepiniz Cansu Otu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu video maksimum 5-6 bin kişi izleyecek ama yine de video yayınlıyoruz. 5 bin, 3 bin, 2 bin, 1000 ne kadar varsa o kadar izleriz. YouTube bizi ne kadar önerirse o kadar varız. Şu aralar bizleri önermiyor arkadaşlar. Neden anlamıyorum. Aslında içeriklerimiz de aynı. Hala köy vlogları, köy videoları. Ama bilmiyorum. Bazen çok düştü değil mi? Aynen anacığım. Ben neredeyim arkadaşlar? Şöyle sizlere bir göstereyim neredeyiz. Yasemin Sultan'ın Perili Köşkü mü diller nedirler? Odamızdayız arkadaşlar. Bu tarafa geldik. Şöyle annem buraya nane sermiş masamızın üstüne. Yasemin Satır YouTube kanalından görebilirsiniz. Bunun yapım aşaması, temizlenmesi, buraya serilmesi hep annemde var zaten. Bu şekilde şöyle. Bu odamız zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Annem burayı. Abimgil'in kaldığı odaydı bura. Abimgil gittikten sonra böyle sıfırdan döşendi. Evet. Allah razı olsun. Evet. Allah'ın razı olsun. Yardımcı olanlardan, el uzatanlardan öyle söyleyeyim sizlere. Aynen. Şöyle. Abimgil yuvasını yurdunu kurdu arkadaşlar. Burada bir ne kadar kaldılar anne abimgil? Ne kadar kaldılar ki? 6 ay mı 8 ay mı öyle bir şey. Öyle mi? He, öyle bir süre zarfında kaldılar sonra. 6 ay. 6 ay mı? Şimdi biz ana kız burada ne yapacağız? Kahve içeceğiz arkadaşlar. Çay. Şöyle. Aman kız. Ne alaka? Ahım kahvede kaldı lan. Aynen çay içecek. Kahve dedin. Annem nasıl diyor çay değil. Çünkü kahve dedin. Çay içeceydik. Evet. Şu ara ben kahveye taktım ahım. Bir başladım içtim. Devamını da istiyor o vücut. Suyumuz var. Yine yap iç sevirsem annem. Çok su içtim ya. Kahvesi var onu iç. Yok anacığım içmem. Annemle sohbetli, muhabbetli şöyle bir analı kızlı bir keyif yapalım. Aynen. Ömer uyuttuk. Ömer hiç durmuyordu. Evet. Dedi oraya buraya ki koşturdu, moşturdu. Ondan sonra uyuyor. Sabah 7'de uyanıyor benim küçük vatandaş. Erken uyandığı için de saat... Erken de sudalanıp duruyor. 2 gibi neyim? Normalde yatar da burada kan falan görünce oynama isteği geldi. Yatmadı. Evet. Koşturdular, oynadılar. Evet, bu tarafa koşturdular. Bu tarafa yorulunca uyudu. Evet. Bu şekilde canlar. Şimdi çay içelim. Benim inek sağma saatim geliyor. Saat 1'de geldim. 5 gibi, 5.30 gibi de geri gideceğim eve doğru. Kaçta sağdın? 6'da mı? 6'da. 6.30'da sağdım mı? Hmm. Yetiştirebiliyorum. Saat 7-10 geçe geliyor sütçü. Hmm, bayağı ama ben yarım saat de içinde yetiştiriyorum elhamdülillah. Hmm. Önce ineklerimizi altını temizlerim. Sonra samanlarını veririm. Makinalarını takarım. Sonra buzağları doyurmaya giderim. Onlar sağlığına kadar. Birine süt veriyorum. Birine süt veririm. Diğerine de yem saman veriyor. Bir de altın temizliyor zaten. Diğer nasıl büyümüş maşallah. Kocaman olmuş. He büyüyor annem. Tosun. O bayağı 6-7 aylık var. Farlar. Zeynep'le yaşıt. Bizim Zeynep'le. 7 aylık Zeynep doğdu yarın buzağı doğdu. Tamam 7 aylıklar. He 7 aylıklar. Zeynep'imiz de 7 aylık. Böyle saçlarını toplamış şuraya elimle bağlamış ya. Kesti zannettim. Nasıl toktum. Annemin kalbi duracaktı. Saçlı çocuğu çok severim ben. Bacım onu ettik diyor. Icıkına bağlar, icıkına bağlar, icıkına bağlar. Bazen her tarafını bağlıyor üstlerine. Ama çok güzel olmuş. Enseyi hepsini toplamış. Acayip olmuş ya. Maşallah saç çok. Rabbim saç vermiş çok kurban oldum Allah'ım. Bir de nasıl hiç işte, hani ağlayın neydim değil mi orada arattır. Acayip ne? Süslü olacak işte anne. Süslü. Seviyor. Süslü süslü belli süslü zaten. Süslü Şaziye ya. Çok fena bu kız maşallah. Uyanık. Her şeyden haberi var. Her şeyin küçük bir ayrı tatlı oluyor. Ömer'i hani hepimiz tüm çocuklarımız seviyor tabii ki de. Tabii canım. Ama küçük olunca bir ilgi biraz daha ona daha çok yöneliyor. Ömer'e hep aman bebek de çocuk diye seviyoruz. Zeynep gelir hiç Ömer bebek gibi gelmiyor bana. Ha, Ömer de bebek daha. Ömer de daha bebek ama Zeynep oldum onun yanında hele. Ömer'i de babam çok özledi. He. Babamla çok şey derler. Ömer'le ikisi kanki olur. 10 kere öteceğim varımdır diyor. He. O da buradan döşür. Niye diyor ağaç motorunun yağsını döktün diyor. İye diyor iye. İyemiz var. İye, en sevdiğim kelimesi biliyor musun? İye. Acayip soruyor. Soru soru. Hani soruya soruyla karşılık veriyorum ama. İye diyor. Bir başka ya. Vallahi hepsi. Yükselim ayrı. Yusuf'um ayrı. Zeynoş bir ayrı. Ömer bir ayrı. Allah'ım cümlemizi evlatlarına. Hepsinin sevgisi ayrı ayrı vallahi. Hiç birbirine benzemiyor. Amin. Amin inşallah. Çekirdeği de kavuruyorlar arkadaşlar. Markette, dükkanda ya da neyse. Sonra bayat koku geliyor ne içinden. Çiğ olsa bundan iyi oluyor esasında. Bayat mı şimdi? Bilmiyorum bak bir tane aldım ağzıma kötü bir tat verdi öyle. Hmm. Belli oluyor hemen. Bayat o zaman. Bunu tane o zaman aldıydık. Babam buradayken aldıydık.
He. Akşamlar iş getirip de şişmiyor, çitlemiyor, şey. Öyle duruyor. Ne oldu? Tüy gibi. Ne? Ya çekirdekten tüy uçtu. Buraya girdim mi? Bir seviyorum burayı. Buranın mobilya kokusu beni mahvediyor. Çok seviyorum ben şu yeni gelen mobilya kokularına bayılırım. Ama bir sene oldu daha kokuyor mu? He. Allah Allah. Nasıl kokuyor? Gitme de. Bilmiyorum. Niye gitmedi ki? Bilmiyorum valla ama çok hoş. Ben çok severim. Yeni takılan mobilyaların kokusunu. Onu ben de çok severim de bana sanki gitmiş gibi duruyor sürekli evet. Biz içindeyiz ya. Hı, alıştınız ya siz bununla alıştık. Alıştık sürekli. Babam gider de bayağı burada oturuyor akşamları. Televizyon açıyorsunuz. He, Kaan televizyonun için buraya geliyor. Ben de ardına geliyorum. İyi yapıyorsunuz. O evde öyle duruyor boş. Burada internet var ya onun için buraya girer. Ben de bugün gelmeden kayınvalidemin evlerini A'dan Z'ye temizledim. Bir yatak odalarına girmedim. O da kayınbabam yatıyordu orada. Hı. Rahatsız etmek istemedim onda. Bu tarafta oturma odasının koltuklarının altını çektirdim. Tekrar bir vila daladım. Ondan sonra bir diğer odaları mutfağındaydım, vila daladım. Bir balkonu süpürdüm. Sonra kendi odama geçtim. Kendi odamı da süpürdüm. Banyo dolabımı iyileştirdim. Banyo dolabım çok karıştıydı. Hmm. İşte orada boş sprey kutuları sağa sola onları attım. Kremler, evet. Şampuanları her birini bir yanına koydum böyle. Eşit bir şekilde. Ondan sonra ahır kıyafetlerimiz vardı. Hasankileri artık kaldırdım. O girmez ahıra. Düğün sezonu geliyor çünkü. Kışın girdi ama yaz geliyor artık. Onun düğünleri başlayacak. 2-3 tane mi düğün iptal olmuş, yazmışmış? He, yazın. Bir tane abinin düğünü olacakmışmış, anlaşamamışlar. Nişan atmışlar. Hasan'a şey yazmış. Abi düğünümüz iptal oldu, gününü boş çekme, geçirme diye. Hmm. Tarihini yazdı, attıydı oraya. He, hani yazmışlar ya. Sürekli arıyorlar arkadaşlar böyle düğün için sürekli. Yaz sezonu tamamen doluyor böyle şeylerde, böyle zamanlarda. Ondan sonra da arayanlar da geri boş dönüyor. Hani o tarihte yine boş olan varsa, yani düğün olan varsa tekrardan müracaat etsin diye oraya yazıyor. Facebook'ta mı gördün? Evet, Facebook'ta gördüm. Düğün işte şu tarihte en düğünümüz boş yok kalmaz diye. Hem de insanlar şey olmaz. Sen de ki? İnsanların üstüne gelin değil mi? Aynen. Annem. Hasan gelmiş arkadaşlar. Benim çayımı içeceğim. Çayımız çok sıcak, yüksel şu anda. Şansu, şey bardak getir yüksele de katlan. Tamam bir de yüksele çay bardağına su getir ablam. Ne gördün Hasan? Vallahi ben de yattım uyudum. Annemin çayını da bir şey. Şişmiş. O nane limon değil de şey içiyorlarmış karabut. Misafir mi vardı? Yine yemin ediyorum sana. Ben de annem gelmiş. Açıyorum. Sen onu kapat, video aç. Aman anneciğim. Video açık. Kapat da sonra açalım. Video açık diyorum ben de. Gözükmüş. Gözükmüş mü gerek? Bırak açmışsınız. Biz de bir yemek neymiştik? Ömer oraya atıp bırak açtık. Ömer orada uyuyor diye bu yanına geldik. Açlığın var mı sen? He, açlığın varsa yemek koyalım. Yok, ağzım var. Yapma öyle güzel. Atalım mı? Öyle. Sohbet, muhabbet. Tamam anne. Demi çok olmuş aralar. Ne aç geliyor? Ne mi? Dur aşkım. Çok da katma dedim canım. Kılıf mı o hayattaki bu oralarda? Kılıf. Hayat kılıf. Kılıf anladı. Kılıf. Kılıf su getirin. Ha getirmişsin. Ben kılıf anladım. Onları getirdik aldık da onlar hiç kullanılmayacakmış. Ne edecek bilmiyorum. Geri satsın. Geri iade edecek. Hatta şekeri bilsene ben. Aksırıdan geri iade almaz herhalde geri. Niye oradan aldınız da? Bilmem ki Arsa abi oradan kendine getirtirirken bize de getirtirdiydi. Ben buradan... Elmas atlamıyla gulaşını aldım gittim o zaman eski. He, burada her tarafta varmışmış aslında da bizim onun başında kimse olmadı ya. Olmadığı için de her sahibi önder oldu. O zaman babam demişmiş ona bize de getirtir kılıf niye sen getirirken değil. O da getirtirdi 400 lira da şey aldılar ona. Kılıf parası ya. Şeydince ben bir götürdüm mü dedim. Ah dedi atlamayla bir kim bir şey. Buralarda ne kuyu kaldıran ne olursa ya da ne isterlerse. Böyle de çürür gider annem ama onu bekleyen ağlar. Çürmez inşallah. Biraz çürmez ki. Hem ki? Çürmez de alan olsa. Bir de bizim buraya demir olacak. Niye bize döktüm? Dürüksel. Demir olacağımış artık. Bak. Bak benim yanlışmışmış biliyor musun? Ben diyorum işte onu kiralaması sağa sola diyorum. Gerçek alınıp içine koyulacak. Kira değil kızım onu içinde. Ben de illa kira diyorum. Ben bilmiyorum ki anlamıyordum annem. Kira değil. Ha şey var metre bu. Başına fiyatmış bizim yani. Bizim çiğin arkasını dağıttık ondan da alacak ya. Dökecek. Yüksel çay gibi. Büyük işte onun içinde çalışacağım diyor adam. Onun içine atacağımış bittikçe üstten atacağım diyor da bana indirecek onu diyor. Sesini açmayın Kaan. Aha nasıl benim telefonum kapandı bilmem. Kaan bak hala ablam. Telefonu. Ama durun. Durmuş mu ablacığım?
Ya göz gönlü güzel. Niye kardeşim? Niye kalsın? O tarafa çekmiş ya. Bu ne? Ne ihtiyaz benim? Ha bırakın bağırın. Ha güncele diyor. Televizyonu sürün onu güncele. %0'dan başlattın karneniz. Ne yapacaktın ablam? Ne bileyim. Güncelledikçe şeyler diyorlar ya. Sıkıntı yok ya güncellesin. Hadi bakalım. Yemeğimizi yedik. Çayımız da içiyor. Ben iyi bir film açtım. Evet, dur gidelim usulü usulü. Ha. Dur gideceğim. Ağla. Annemiz sağlanacak. Ağla. Açın mı kapıyı? Aç. Biz de Yurdan amca gibi varmış arkadaşlar misafirlerimiz. Ben git. Ömer kaldırdık ne mi? Ömer'i kaldırma. Ömer ben götür öyle şey. Yana giderken. Hı, o zaman kaldır. Şu bir araba... Öyle bir şey etmem canım. Direkt kaldırma. Araba... Sen çay içer misin bebeğim dökmeden? Hangisini açayım? O zaman canlar videomuzun devamında evimizde görüşürüz. Şarjım çok kısıtlı sayıda. Arkadaşlar ya 6 ya da 1 ya da 2 ya da 10. Evet canlar ben eve geldim. İnek sayacaktım. İnek sayma işini Hasan'a devrettim. Hepimiz öyle. Sevgiler selamlar değerli dostlar. Ben de ağlıyorum. Ablam neden ağlıyor? Bunun sebebi nedir? Bu soğanlar az ağlatmadı bizi. Vallahi. Çok acıymış. Biz bir takım hazırlıklar içindeyiz canlar. Şöyle. Burada Elmas teyzemizin meşhur köftesini yapıyor. Halam bizlere. Ben halaya alıştım. Ben hala diyorum. Siz teyze de diyebilirsiniz ama teyzemiz. Evet. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu da köfte için soğan. Ne o? Hasan, yemeği nasıl bıraktın? Niye bıraktın? Köfte için soğan. Bunun ben bile bile de videosunu çekeyim. Çünkü halamın köftesi meşhur arkadaşlar. Gerçekten. Hepimiz bunun tarifini tutturmak için uğraşıyoruz. Bir yandan da böyle çekelim. Aklımızda kalsın. Soğan, taze sarımsak getirdim. Şöyle şu şekilde. Burada etlerimiz var. Dana etimiz var. Onu doğradık. Bu tarafa da şöyle. İki el yine iş başında arkadaşlar. Bu tarafta. Ne yapıyorsun yengeye? Yoruldun mu? Yorulmadım valla. Canım benim. Gözüm gitti ona. Sana üstüne örtü verim dedim. Başka değil mi giydirim sana? Niye dedim? Babamın aldığı şal var arkadaşlar. Hediye olarak bak. Bugün onu giymişmiş, iyi de yakışmışmış aslında. Sürpriz dedim, bunlar beni senin giyin dedim. İyiymiş dedim. Güle güle kullan inşallah. Ömer elin kısılır. Çiğilirsin, ucuk sağlığı. Amin. Allah devamını ayırsın. Adam yapıyorum bak. İnşallah. Onları şu, kocası, boynunu, babası. Ya bu yarın Hasan'a şey ettirmeli mi uğraşıyor? Ya. Daha leş görün değil. Zaten o sen ör görürken de dirdin ya. Evet. Şeyi pat görürken de dirdin. Bu sebebi arkadaşlar yarın hepimiz toplanacağız. Mangala doğru gideceğiz inşallah. Yine babamın vaadi vardı. Herkes böyle ince soğan doğru yemez onu da söyleyeyim. Arif. Şeyli çiğ köfteli soğan doğruyor. Çiğ köfteli soğan çok ince doğranır. Değil mi? Şöyle bunu halana işaret yoluyla anlaşıyoruz. Evet şöyle. İnce 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 ince. Aynen. Köfteye böyle oluyormuş arkadaşlar. Sarımsak da yine şöyle. Yani hepimiz toplanacağız arkadaşlar. Söylediğim gibi gideceğiz. Evet canlar malzemeler doğrandı. Şimdi toz biberimiz. İki tane şöyle sarımsak doğradık. Evet. Üç tane soğan doğradık. Dört beş tane biber doğradık. Ondan sonra toz biber, karabiber. Şimdi karabiber de arkadaşlar. Kim önleydi mi atmıyormuşuz bu arada. Evet, şimdi karabiberimizi de ekledik. Nasıl evet canlar, en son aşamaya geldik. Karabiber, toz biber. Ömer'imi çek. Nasıl ses yapıyor bak. Dur dur dur. O da çikolataymış. Ağzı yüz mahvolmuş adamımın. Şimdi anladım. Şimdi arkadaşlar normalde buna galeta unu gerekiyor.
O da şu anda yok. Kendi çöreğimizi halam biraz şeyde kızarttı tavada. O kuru bir ekmek haline geldi. Bunu şimdi böylece yoğuracağız. Sonra şekil vereceğiz. Sıvı yağ katmayalım bana. Ha, sıvı yağ. Püf noktası o mu yoksa bunu? Biz katıyor vıcır vıcır. Ben katıyorum bilmiyorum. Tamam, gördüm ekmek orada. Bakın şeyi bulduk. Çok güzel. Bunu böylece yapacağız arkadaşlar. Sonra şekil vereceğiz. Hı. Bu sabah kadar. Nasıl diyor aynı anda? Ay, içine sosunu alsın diye arkadaşlar. Önceden böyle yaptık, koyduk, koyacağız. O zaman buz. Da ben yapayım mı? Yok. Şu düşeyle. Bu tarafta kızlar da patates bekliyor. Dur getir. Çorbam var arkadaşlar. Bugün ben evde değilim. Yemek yapmadım, şey var. Tamam, kapanış yapacağım. O zaman arkadaşlar. Canım benim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.